Bir kemanı yakından inceleyecek olursanız, insan vücuduna çok benzediğini fark edersiniz. Burası omuzları, bu boynu, bu kısmı da kafası. Tabii biz kemanın bu bölümüne salyangoz diyoruz. Çünkü bu sarmal yapı kafadan çok bir salyangozun kabuğunu andırıyor. Burası kemanın beli ve burası da sırtı. Kemanlar doğada sıkça karşılaşabileceğiniz akça ağaç ya da ladin gibi ağaçlardan yapılır. Bu keman 1957 yılında İtalyan bir keman ustası olan Guarnini tarafından Milan'da yapılmış. Guarnini'nin ailesindeki tüm erkekler keman yapım ustasıymış. Yani bu elimde tuttuğum enstrüman aynı zamanda bir sanat eseri. Çok eski olmasına rağmen gerçekten iyi durumda. Burada gördüğünüz kısımlar sonradan eklenen modern parçalar. Mesela burası kuyruk kısmı ve telleri bir arada tutuyor. Burası ise bir köprüye benziyor ve biz de zaten bu kısma köprü diyoruz. Burası parmaklarımızı yerleştirdiğimiz kısım olan klavye. Buraya da çenemizi koyduğumuz için buraya çenelik diyoruz. Parmaklarımızı klavyede farklı pozisyonlara yerleştirebiliriz. Benden en uzakta olan pozisyonun adı birinci pozisyon. Daha sonra ikinci pozisyon, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci pozisyon şeklinde devam eder. Ben sekizinci pozisyona kadar kullanıyorum. Bir pozisyondan diğerine geçerken beni bir kattan bir diğerine götüren bir asansöre bindiğimi düşünürüm hep. Mesela şu an birinci kattayım, üçüncü kata geliyorum diyelim. Asansörün kapısı açılıyor, üçüncü kata geliyorum ve kapısı kapanıyor. Ve burada üçüncü kata özgü bir şekilde çalmaya başlıyorum. Bazen birinci kattan üçüncü kata geçişin çok net olması gerekir. Bazen de bu geçişi olduğu gibi yansıtmayı seçerim. Yani başka bir deyişle, birinci kattan üçüncü kata geçerken parmaklarımı klavye üzerinde kaydırır ve dinleyicilerin bu geçiş sırasında neler olup bittiğini duymalarına izin veririm. Bu yaptığım hareket adeta müziğe hayat veren kişisel bir tarz ya da bir tür katkıdır. Bir futbol takımı üzerinden benzetme yapacak olursak baş kemancı oyun kurucu gibidir. Koro şefi ise teknik direktöre eşdeğerdir. Her şey onun kontrolündedir. Baş kemancı olarak benim görevimse koro şefinin müzikal olarak aklından geçenleri okumak ve bunları yüz ifademle, kafa ve vücut hareketlerimle ya da yayı oynatma şeklimle sahadaki yani orkestradaki arkadaşlarıma aktarmaktır. İşte budur. Bir senfonide solo çalmayı ise size şu şekilde açıklayabilirim. Geçenlerde şöyle bir yazı okumuştum. Bir araştırma için itfaiyecilere kalp atışlarını kaydeden bir cihaz bağlamışlar. Görünüşe göre itfaiye istasyonunda otururlarken yani herhangi bir tehlike durumu yokken nabızları son derece düşük oluyormuş. Zaten itfaiyecilerin son derece sağlıklı ve güçlü insanlar olduklarını biliyoruz. Yangın esnasında yanan binaya girdiklerinde ise kalp atışları tehlikeli derecede yükseliyormuş. İşte böyle ve tehlike geçene kadar da o seviyede kalıyormuş. İşte ben de tam olarak böyleyim. Bana ait soloyu kırmızı kalemle işaretlerim, nota sayfasını çeviririm ve soloma yaklaşırken kalp atışımın kontrolden çıkmaya başladığını hissederim. O anda kafamın içinde bu üç cümle yankılanır. Şu üç cümle. Şöyle derim kendi kendime. Hadi, hadi göreyim seni. Hadi göster kendini, hadi en iyisini çal. Ve sıra soloya geldiğinde bu ses daha da yükselir ve kafamın içinde bir çığlığa dönüşür. Hadi göster kendini!